Dayanmıyor. Bir aydır da. Evet. Ben özellikle böyle bir düşüncem yoktu ama Gülten Kışanak sorumluluk alıp eş başkan adayı olduğunu açıklayınca ben de onunla birlikte bu kampanyayı yürütmekten gerçekten onur duydum. Gülten Kışanak'la birlikte eş başkan adayı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kürt Kadın Hareketi içerisinde kadın özgürlük mücadelesi yürüten çok değerli bir arkadaşımız. Kürt halkının bir değeridir Gülten Kışanak. Aynı zamanda kadın hareketi içerisinde önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda bir basın emekçisidir Gülten Kışanak ve aynı zamanda bizim yerel yönetim anlayışımızı Ahmet'te bir dönem hayata geçiren, daha sonra biliyorsunuz kayyum atanması ile birlikte tutuklanan ve 8 yıldır hani siyasi rehine olarak tutulan bir arkadaşımız. Hani bu bakımdan önemli olduğunu düşünüyorum ve Ankara'ya vereceğim mesaj da zaten kendisi biliyorsunuz yazılı olarak açıkladı. Toplumsal barış için, kadın özgürlüğü için ve elbette ki siyasal sorumluluğu gereği böyle bir görevi kabul ettiğini belirtti. Tam da biz de bu noktadan aslında bizim Ankara'daki seçim kampanyamızın önemli bir kısmı tabii ki yerel demokrasi için özgür kentlere sloganıyla açıkladığımız seçim bildirgemizi anlatacağız ama biz burada başkentte Türkiye'nin en önemli sorununu yani Kürt sorununu ve bu sorunun çözüm yöntemini, barış siyasetiyle çözüm yöntemini herkese hatırlatacağız. Yani hem siyasal iktidara hem seçim yarışına giren tüm siyasi partilere. Çünkü bu sorun çözülmeden Türkiye'de hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Nitekim de düzelmiyor zaten. Yani şu anda ağır bir ekonomik kriz olmasının, hayat pahalılığının bu kadar yaygın olmasının en büyük sebebi budur. Savaş harcamalarıdır. Bu bildirge çok özgün. Özellikle de DEM Parti'nin, üçüncü yol siyasetinin yerel yönetim anlayışını göstermesi bakımından çok özgün önermelere sahip, çok özgün projelere sahip. Bir kere biz yerel yönetimlerin idari, mali ve siyasi açıdan özerkliğini savunuyoruz. Bakın bu çok önemli. Buna ben çok basit bir örnek vereceğim. Depremin yıl dönümünü yaşadık biliyorsunuz. Maraş depremleri 6 Şubat 2023. Hem Türkiye'nin siyasal iktidarı enkazın altında kaldı hem de oranın yerel yönetimleri enkazın altında kaldılar. Yani o çok büyük bir acı. On binlerce insanımızı kaybettik. O yerel yönetimlerin hiç yetkisi var mıydı? Yoktu. Bütün yetki AFAD'a verilmişti. AFAD neredeydi? 3 gün AFAD ortada yoktu. Peki bizim yerel yönetim anlayışımız kabul görseydi ve bizim yerel yönetim anlayışımıza göre o yerel yönetimler yönetilseydi ne olacaktı biliyor musunuz? Hem halk hızla arama kurtarma çalışmalarında organize olacaktı hem de yerel yönetimler gerekli örgütlenmeyi sağlayacaktı ve on binlerce insanımızın hayatını kurtaracaklardı. Yani bakın vatandaşın bunu anlaması gerekir. Eğer bir kentin yerel yönetimi o kentin başına bir felaket geldiğinde o felaketi giderecek yetkilere sahip değilse, teçhizata sahip değilse, alet edevata sahip değilse, örgütlenmeye sahip değilse, siz ona yerel yönetim falan nasıl diyeceksiniz yani? Bu vesayetçi bir anlayış. Türkiye'deki şu andaki yerel yönetim anlayışı vesayetçi. Yani merkezi idarenin yerel yönetim üzerindeki vesayetinden başka bir şey değil. Bakın Ankara'dayız değil mi? Hem mevcut belediye başkanı hem de aday olanlar ne vaat ediyorlar? Hükümetin yapması gerekenleri vaat ediyorlar. Sosyal yardım vaat ediyorlar. Başka bir vaatleri var mı? Onun dışında standart belediyeciliği anlatıyorlar. Başka bir şey yok. Yani bir özgünlük yok. Şimdi yani burada bir tuhaflık yok mu sizce? Biz bu yerel yönetim anlayışıyla burada olduğumuz takdirde bu kenti Ankaralılarla birlikte yöneteceğiz. Yani mahalle meclislerinden başlayarak halkın yönetime katılması önündeki engelleri kaldıracağız. Bir mahalleye bir hizmet mi gitmesi gerekiyor? O mahallede yaşayan insanlara soracağız. Onlar ne talep ediyor, ne istiyor? Bakın bu çok önemli. Şimdi dikkat ederseniz hiç kimse halkın yönetime katılımı, halkın
talepleri ve beklentileri doğrultusunda kenti yönetmekle ilgili bir şey anlatmıyor, dikkat ederseniz. Bunu sadece biz anlatıyoruz. Onlar hep sonuç kısmıyla ilgileniyor. İşte şu kadar metro yapacağım, şu kadar sosyal yardım yapacağım, şu kadar et dağıtacağım, şu kadar mazot desteği vereceğim, işte emeklilere şunu yapacağım. İyi de yani bir zahmet o insanlara bir sorsanız onların ihtiyacı nedir? Yani kent hakları kavramı diye bir kavram var. Bunu diğerlerinden duymuyoruz. Yani kenti birlikte yönetelim. İhtiyaçları birlikte belirleyelim. Çözümleri birlikte üretelim. Çünkü bu kentin ekonomik kaynağı bu kenti yönetmek için yeterlidir. Ama katılımcı, halkın katılımını sağlayıcı bir mekanizma kurarsanız ancak bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu kuramazsanız siz de işte ihale yaparsınız. Birisi ihaleyi gizli yapıyor, birisi açık yapıyor. Birisi ne kadar et yardımı yaptığıyla övünüyor, öbürü ne kadar mazot yardımı yaptığıyla övünüyor. Peki bu sosyal devletin görevi değil mi? Bu hükümet ne iş yapıyor? Hükümet paramızı nereye harcıyor? Faizcilere harcıyor.